Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar. Değerli 24 TV izleyicilerim. Bugün benim için çok önemli bir gün. Aslında hepimiz için çok önemli. Neyi, ne yaptığımızı, hangi tarafta olduğumuzu bildiğimiz için Ağır Hafta Sorular ismen kullanıyoruz bu gece. Kim var programımızda? Değerli sevgili oyuncu Deniz Uğur. Şeref verdiniz efendim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi ben her konuğuma soruyorum. Onu sorup ondan sonra asıl meseleye geleceğim ama. Deniz Uğur Araf'ta mı sorusunu bir şöyle bırakayım. Biraz ağır bir cevap vereceğim belki. Öyle mi? Belki de hayatımda ilk defa Araf'ta olmadığım bir dönem yaşıyorum. Şu anlamda bir takım şeyler kafamda uzun zamandır belliydi. Hı hı. Fakat kendimi ilk defa bu kadar net ifade edebildiğimi ve insanlar tarafından net anlaşılabildiğimi, hı hı, hissediyorum. Bunca acı olaylara rağmen acılardan bazen pozitif şeyler de çıkıyor. Hı hı. O yüzden her şerde bir hayır var. Ben bunu bütün dünya için de ümit ediyorum ve bekliyorum. Yani bu çekilen korkunç acıların iyi bir şeylere vesile olmasını ümit ediyorum ve bekliyorum. Hı hı. Aslında diyorsunuz ki vicdanen Araf'ta değilim. Hayır. Ruhen de Araf'ta değilim. Peki sevgili Deniz Uğur, bir taraftan oyunculuk, sanat, hani onları konuşacağız ama artık ne konuşsak boş kalan galiba. O bakışlarınızdan da onu hissediyorum. Şimdi çok önemli bir çağrıda bulundunuz. Herkesin sustuğu, gerçi onu da konuşacağız. Susmakla sessiz kalmak arasında da aslında bir fark var benim gördüğüm ama. Gerçekten kalbinin cildi güzel olanlar, vicdanının çok sık kullananların sesinin duyduğumuz bir zamandayız. Siz de bir çağrıda bulundunuz. Aslında onu birazdan izleyeceğiz. İsterseniz önce izleyelim o çağrınızı. Sonra konuşalım. Tamam. Olur mu? Hadi bakalım. İzleyelim. Hello everyone. Assalamu alaikum. In these extraordinary times, please take a good look what is happening in the world and your personal lives. You will notice that right now, goodness is fighting against evil in every area. The Almighty Creator commanded us to get together in our holy book, Quran. Islam is more than just a religion. It's a supreme philosophy of luminous that covers all religions, all people, or rather every being created by Allah. We can easily say that what we are experiencing now is jihad. This is a painful process, but it has a bright end. Please remain with truth, with love. Şimdi yüce bir nur felsefesidir. Bir taraftan aslında bizdeki dini motivasyonların orada buluştuğu, değil mi? Mescid-i Aksa, bir Kudüs'ümüz var. Bir taraftan aslında 7 Ekim'le başlamadı bu. Değil mi? Bunun bir de öncesi var. Mutlaka siz zaten bu konuda hassasınız. Sizce herkes sizin gibi mi? Herkes tepkisini koyabildi mi? Herkesin tepkisini koyabildiğini düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Bir kere bir kesimin üzerinde ciddi bir mahalle baskısı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çeşitli kaygılar güttüklerini düşünüyorum, hissediyorum. Yani genellikle işte medya sektöründe, sinema sektöründe çok fazla bu tip şeylerle gündeme gelmek ya da bunları kelam etmek istemeyebiliyor insanlar. Neden? Korkuları var diye düşünüyorum. Hı. Ama işte öyle bir süreç ki bu. O gün yaptığım, o yayınladığınız çağrıda da o vardı. Burada hiç kimsenin bu ileride tarihe kaydedilecek olan, hı-hı, bu dönemde biz, hı-hı, şu anda tam içinden geçiyoruz. Hiç kimsenin Araf'ta kalma şansı yok. Ya iyisiniz ya da kötüsünüz.
Güneş batıdan doğar cümlesini çok sık hatırladık bu aralar. Yani orada mecazi bir anlatım olduğunu düşündük. Batı gerçekten doğudan daha çok uyandı. İnsanlar, milyonlarca insan sokaklara döküldü. Ve kendi yönetimleri üzerinde baskı kurmayı başardılar. Ve bir şeyleri değiştirmeye başladılar. Ki çok zor bir şeydi. Yani hep konuşuluyor, ediliyor. Ben uzman bir tarihçi ya da stratejist vesaire değilim ama yani birazcık ilgilenen, biraz dünya ile ilgilenen, biraz bu konulara bakan, izleyen, araştıran, okuyan herkesin görebileceği gibi, hani bu hep 100 yıllık, 150 yıllık planlardan bahsedilir ya. Genellikle de bunlar ana akım medyada, yani eskiden daha çok öyleydi. Komplo teorisi falan denilir, geçilir ama ne kadar gerçek olduğunu yaşıyoruz. Siz de bu sefer başka mı dediniz yani? Bu bambaşka bir şey. Bu bambaşka. Evet. Niye biliyor musunuz? Çok acı olaylar olmuştur tarihte. Ama biz bu vahşeti, bu katliamı normalize ettiklerini gördük. Gözlerimizle gördük. Batı dünyasının, yöneticilerin, halkların değil ama yöneticilerin bunu normalize ettiğini gördük. Böyle bir hakları olduğuna inandılar ve gerçekten de kimse durduramadı. Yani bir sürü meşhur STK vardır ya, her olaya müdahil olan. Onların hiçbiri yoktu. Bir baskı uygulayamadı. Yani bir takım sözler söylendi ama aksiyon devam etti. Yani cinayet işlemeye göz göre göre devam ettiler. Şu anda da devam ediyorlar. Bu insanın kanını donduran çok sert bir gerçek. Yani insanda şey duygusu oluşuyor. Bunlar olabiliyorsa ben bu dünyada nasıl yaşamaya devam edeceğim? Bu kadar kötülük ve bu kötülüğün bu kadar soğukkanlılıkla, utanmadan ve pervasızca yapılabilmesi. Çok güzel bir şey söylediniz. Bu korkunç bir şey. Program başında dediniz ki mahalle baskısından korkuyorlar. Peki siz de bir oyuncusunuz. Korkmadınız mı mahalle baskısından? Bazen kalbinizle bir şey yapmayı çok istiyorsunuz. O anda onu yapmazsanız ne bir daha uyku uyuyabileceksiniz, ne yemek yiyebileceksiniz, ne hayatınızı sürdürebileceksiniz. Yani vicdanın sesi öyle bir noktada çıkıyor ki diyorsunuz ki burada benim bir şey yapmam gerekiyor. Bu insanlar için ne yapabiliyorsam bir şey yapmam gerekiyor. Onu hissediyorsunuz ve yapıyorsunuz. Bunu kalbinizle bir şeyleri düşünerek önünü, arkasını, sebebini, sonucunu hiçbir şey hesaplamadan yapıyorsunuz. Zaten onu yaptığınız için insanlar o kalpleriyle anlıyorlar yaptığınız şeyi. Samimiyeti o frekanstan alıyorlar. Çünkü siz kalbinizle yapıyorsunuz, onlar da sizi kalpleriyle dinliyor. Bunu çok kolay hissedip ayırt edebiliyor. Gönül gözü açık olan insanlar. O benim tamamen duygularımla hareket ederek yaptığım bir şeydi. Çünkü vicdanım avaz avaz bağırıyordu. Yani o noktalarda bunu hem kendi çocuklarım için aynı şey yaparım. Kendi ailem için, eşim, annem, vatanım için yaparım. Bir de bu insanlar için yaparım. Çünkü ben böyle bir mağduriyet, bir topluluğun üzerinde görmedim böyle bir şey. Hiç kimsenin elini değdiremediği, katile engel olamadığı ve Batı dünyasının bu katili onayladığı, ona izin verdiği, ona alan tanıdığı bir süreç. Bu o kadar büyük bir şey ki bana göre. Bir konuşmamda illüzyon bozuldu demiştim. Yani şimdiye kadar bize gösterdiğiniz işte insan hakları, demokrasi, özgürlük, özgürlük hiç ağızlarından düşmez, özgürlük. Bunların hepsi boşa çıktı. Çok şiddetli bir maske düşüşü bu. Çok şiddetli.
Ama hayırlı sonuçları olacağına inanıyorum. Bütün o yaşanan acılara rağmen. Ben de elimden geldiği kadar bildiklerimi, duygularımı, düşüncelerimi paylaşmaya çalışıyorum ki bu süreçte bu öğrendiklerimizi bir daha unutmayalım ve hiçbir şey eskisi gibi olmasın. Çünkü bizim o genel hastalığımızdır. Gündem çok çabuk değişir. Bir şeyleri çok çabuk kanıksarız ve artık dönüp bakmıyor hale geliriz. Ben elimden geldiğince buna izin vermeyeceğim. Şimdi seni saçlarından tanıdım anne diyen bir kız çocuğunu gördük. Kardeşine kelime-i şehadet getirmeyi öğreten bir abiyi gördük. İki şehit çocuğunun arasında Hazreti Hacer gibi, Safa ile Merve arasında koşar gibi acıdan acıya koşan anneleri gördük. Ne tevafuktur ki yarın da çocuk hakları günü, Dünya Çocuk Hakları günü. Bizce artık hani diyorlar ya Gazze açık hava hapishanesi. Orası artık bir yetimhane. Ne diyeceksiniz çocuk hakları derken? Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu da Allah'ın bizim fark etmemizi istediği bir ironi olarak karşımıza çıkıyor aslında. Hangi çocuk hakları? Kim çıkardı bunu? Aynı insan hakları gibi, hayvan hakları gibi. Hani ultra medeni batı dünyası icat etmiyor mu bu tarz günleri, böyle şeyleri, çocuk hakları? Siz çocukları katlediyorsunuz. Çocukları katledenlere destek veriyorsunuz. Çocukları katledenlere alan tanıyorsunuz. Bunu yapabilecekleri bir özgürlük tanıyorsunuz. Bence artık hiçbir şeyden bahsedilmesin. Sonra yani özgürlükten bahsediyorsunuz. Hayır, ne çocuk hakları, ne insan hakları. Benim zerre kadar inancım kalmadı. Hiçbir toplumda, hiçbir yapının içinde meslek grubu olabilir vesaire %100 kötü değildir kimse. Mutlaka uyananlar, gönül gözü açılanlar, bu acı sayesinde uyananlar olacaktır ki olduğunu da görüyoruz. Batı'da. Özellikle Batı'da. Çünkü biz, bu zaten bize ait bir şeydi bu inanç. Değil mi? Hani tevekkül. Tabii ki. Bize ait bir şeydi. Ama biz bunun kıymetini belki de bilmiyorduk. Halbuki bundan ne kadar güç aldık ömrümüz boyunca. Herkes bir arkasına bakıp düşünsün geçmişini. İnancımız olmasaydı, biz bu kültürün içinde büyümemiş olsaydık, nereden güç bulacaktık? Türkiye çok zor bir ülke coğrafi olarak. Bence dünyanın en güzel toprakları. Kesinlikle. Konum olarak da öyle. Ve tarihte hiçbir zaman çok rahat olmamış bu ülkeyi muhafaza etmek. Kolay olmamış. Çünkü herkesin gözü burada. Bunu biliyoruz. Bizi bir arada tutan şey, inançtan başka nedir? Bizim milli şuurumuzu oluşturan şey, inançtan başka nedir? Bir ilkemiz, bir inancımız, bir hedefimiz olmazsa parçalanmaz mıyız? Çok doğru. Biz gücümüzü oradan alıyoruz zaten. Tarihte de oradan aldık. Bugün de oradan alıyoruz. Biz bunu kanıksamıştık ama. Ama bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, ne kadar kıymetli bir şeye sahip olduğumuzu Gazze'deki insanlar sayesinde öğrendik, hatırladık diye düşünüyorum. Aslında Gazze benim meselem değil diyen insanlara da buradan bir aslında bir cevap oldu. Gazze benim meselem değil diye bir şeyle sadece dirençle karşılaşıyoruz ya. Bana göre tabii ki İnsan olan herkesin meselesi olmalı. Evet. Fakat bana göre Gazze aynı zamanda milli de bir mesele. Yani bizim o topraklar üzerinde hakkımız olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden Cumhurbaşkanımız garantör olmaktan bahsediyor ya. Evet ve bence onlar da istiyor bunu zaten. Hep bu süreçte bütün o sokak röportajlarında çok fazla Filistinli'den duydum bunu. İnşallah Osmanlı'nın torunlarıyla birlikte namaz kılmak nasip olacak İnşallah. Bir gün diye. Bunu temenni ediyorlar. Ben bunu çok doğru bir şey olduğunu düşünüyorum.
İnşallah görürüz. Yani tarihsel bir şuurun da burada var olduğunu söylüyoruz. Kesinlikle öyle. Bu aynı zamanda milli bir mesele. Ben araştırırken, hatta takipçilerimle de paylaşmıştım Instagram'da. Bir araştırmacı yazarın katıldığı bir programı izlemiştim. Lozan Anlaşması'nın maddelerini paylaşmıştım. O programda o vurgulanmıştı çünkü. O kadar güzel bir şey koymuş ki oraya aslında Mustafa Kemal. Şimdi şeyi şart koşmuşlar. Bu çizilen misak-ı milli sınırları dışındaki bir yere müdahale etmeyecektir Türk devleti. Ama diyor altında, dini kurumlar için bu geçerli değildir. Onu dışında tutmuş. İnsanlara İslam öcü gibi gösterildiği için ve toplumumuzu çok güzel ayrıştırma malzemesi olarak kullanıldığı için maalesef böyle bir sevgi ve barış fikri, düşüncesi, ruhu amacının tam tersine hizmet eder hale getirildiği için Batı tarafından bilmiyorum ya, ben hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Batı tarafından dedik, İslamofobi dedik, hayali bir İslam değil mi üreterek bir terörle yan yana getirilmeye çalışan. İmajını karalamaya çalışan. Aslında İslamofobi dediğimiz şey bir şekilde ırkçılık. Şimdi buradan nereye geleceğim? Boykot meselesine girmek istiyorum. Mutlaka orada da söyleyeceğiniz şeyler vardır diye düşünüyorum ama bir taraftan da şunu merak ediyorum. 70 yıldır bu mesele var. Bunu bilen, yani tarih kitaplarını en azından göz gezdiren herkesin bildiği bir malum ilanıdır bu ama 70 yıldır İsrail bunu işte Müslümanlara yapıyor. Katliam, vahşet, soykırım devam ediyor. Nasıl oluyor da İsrail terör devleti olarak anılmıyor da orada direnen, seçilmiş lideri Şeyh Ahmet Yasin olan, hatta 50'lere gidelim, İzzettin Kassam olan bir direniş örgütü terörle anılıyor sizce? Neden? Aslına bakarsanız biz bu filmi çok görmedik mi daha önce de? Yani Batı niye sürekli oradadır? Amerika hep oradadır. Hep birilerinin özgürlüğünü korumaya, kurtarmaya gider güya. Ondan önce bir olay patlak verir, bir şey dizayn edilir, ondan sonra da oraya giderler. Biz barış getirdik, özgürlük getirdik diye. Ve halkın kendi seçtiği, kendi milli iradesiyle seçtiği başkanı indirirler. İşte ya diktatör ilan ederler. Pelliuca katliamı gibi. Kışkırtırlar. Evet. Bir sürü örneği var tarihte. İşte bunu Arap Baharı dediler ya, yani bir tek Türkiye'de bunu yapamadılar. Yani giriştiler ama yapamadılar. Giriştiler. Hala yapmaya çalışıyorlar. Kutuplaştırmak için çok ustaca, şeytani bir kurnazlıkla hareket ediyorlar ve bu maalesef işliyor. Ama biz bunu nasıl aşacağız? İşte sizinle bir araya gelip program yapacağız. Konuşacağız. Fikir paylaşacağız. Birbirimizle iletişim kuracağız. Ve birbirimiz hakkındaki ön yargılarımızı kıracağız. Kırmak zorundayız. Çünkü düşman bundan faydalanıyor sadece. Yani düşmanın bize karşı kullandığı silahı elinden almamız lazım. İnsanların da partizanlığı falan bırakması lazım. Partici olmasın insanlar ya. Milli menfaatini düşün. Milli menfaatini düşün. Çünkü millet nedir? Vatan nedir? Sensin, senin ailen, çoluğun, çocuğun, sevdiklerin, namusun, sağlığın, her şeyin. Vatanın olmazsa, milletin bir bütün olarak kalmazsa bunların hepsi tehlikeye girer. Şimdi merak ediyorum, bir oyuncu bunları, yani milli menfaatleri, ülkesinin milli menfaatleriyle ilgili konuştuğu zaman neden mesela bir siyasi taraf olarak algılanır sizce? Siyasi taraf olmanın da dışında, yani ben birey olarak siyasi taraf da olabilirim zaten. Olabilirsiniz böyle ama. Böyle bir hakkım da var. Milli menfaatler. Ya da partici olmadığımı söyledim ama
her zaman da söylerim, bana ters gelen her şeyi eleştirir. Ve beğendiğim şeyi de desteklerim. Zaten mantıklı olan herkes bunu yapmaz mı? Hı hı. Yani biz mecbur muyuz ille de sürekli aynı cenahı desteklemeye veya ne yaparsa yapsın aynı cenahı taşlamaya? Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir sağduyu olabilir mi? İnsanlar birbirine karşı alerjik oldular. Bu benim artık tahammül edebildiğim bir şey değil. Böyle bir saçmalık olmaz. Bu gerçekten saçmalık. Yani bunu bitirmemiz gerekiyor. Yani safları diyorsunuz, boş bıraktığınız zaman bakteri üretmeye başlıyor. Üretiyorlar, boş bırakmak da değil. Diyorum, alerjik hale getiriyorlar birbirimize karşı. Neden? Hiçbir sebebi yok aslında. Hiçbir mantıklı sebebi yok. Sadece bir algı çalışması bu. Ve şimdiye kadar başarılı oldu. Fakat şöyle de enteresan bir şey var. İşte diyoruz ya, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim diyor ya, Allah en iyi tuzak kurandır. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Şimdi bakın neye evriliyor dünya. İzleyip göreceğiz. Videoda şöyle çok güzel bir şey söylediniz. Bu bir doğrunun felsefesidir. Çok belki de hiçbirimizin tamamen idrak edemeyeceği kadar bu dünyada büyük bir şey. Zaten kendi gözleriyle Kur'an'ı okuyanlar onu hissediyor. Yani okuduğunuz şeyin Allah kelamı olduğunu hiç kimse sizinle tartışamaz. Bazen susup sadece Allah'a mı konuşmak lazım? Dinlesek yeter. Dinlesek yeter. Herkes duyabilse aslında bize her şeyi o kadar güzel anlatıyor ve o kadar güzel yol gösteriyor ki, onu da bize yardımcı olmak için, bu dünyadaki sınavımızı kolaylaştırmak için yapıyor. Hı hı. Ama alabilene. Şimdi arkadaşlar beni uyardılar sağ olsunlar. Bir video daha varmış, o da sanırım Gazze ve bir vicdan. Bu şey galiba Fetih Suresi. Fetih Suresi'nden belki ilhamla yayınladığınız video. Onu bir izleyelim. Ondan sonra yayınımıza devam edelim. The beautiful Quran says, Allah is the best of those who set traps. When those who disbelieved were plotting to catch you and imprison you or kill you or drive you out of your home. However, as they set traps, Allah also set traps for them. Because Allah is the best of those who set traps. Now, your soldiers are leaving your army one by one. The fact that millions of civilians around the world hate you causes your companies, your global companies, to lose customers. That's why you'll retreat, not because you have remorse. The devil does his job coldly, we know that. You know what's the only good thing these days? You have exposed yourself so clearly that the world will not forget your evil. And nothing will ever be the same. The illusion is broken. Your time is up. Roles are changing. Welcome to the new world. Roller değişiyor. Benim inandığım bu. Benim inandığım bu. Fetih Suresini okuyup sonrasında bu videoyu hemen çektiniz yoksa? Hayır, o gün çok öfkeliydim. Yani işte gördüklerimi... Değil mi? Bu videolar aslında herkesin böyle bir ne oluyor ya dediği bir zamanda sizin çok büyük bir cesaretle yaptığınız videolar. Yani ben bir zamanlar... şeye cesaret ettiğimi de düşünmedim. Ben o sırada kimin tepki gösterip göstermediğinin de farkında değildim. Ben sadece olayları izliyordum ve uyuyamıyordum. Uyuyamıyordum. Yani günlük hayatım aksıyordu bu sebepten dolayı. Bir şey yapmam gerekiyordu. Biz o travmayı oradakilerle birlikte yaşadık aslında. Bunu hisseden insanlar, empati yapan insanlar. En fazla, daha fazla ne yapmak istediniz mesela ondan? Ben ilk önce gitmek istedim. Biraz hayalperestlik ama yine de Cumhurbaşkanımıza seslendiğim bir videom vardı.
Hani olur ya, evet, siviller Gazze'ye sokulmuyor, Gazze abluka altında. Tabii. Fakat şey diye ümit etmiştim, hani bu akımlar oluyor ya sosyal medyada, işte farkındalık oluşturacak akımlar. İşte bir dönem Amerika'da bir siyahi polis tarafından, evet, öldürülünce Black Lives Matter diye hepimiz videolar çektik, fotoğraflar paylaştık, siyah beyaz vesaire. Çok güzel duyarlılıktı. Burada da aslında ben aynısının olacağını düşündüm ve insanları buna uyandırmak istemiştim. Yani kendi camiamı da ve herkese, yani eli kolu tutan, bunu yapabilecek durumda olan herkese bir yol göstermek istemiştim. Hani gelin bana katılın, hep birlikte gidelim. Belki bizde çok dünyaca ünlü Hollywood yıldızları da katılır. Çünkü tepki gösterenler var, yok değil. İşte Angelina Jolie mesela tepkisini koydu onca baskıya rağmen. Belki gideriz orada, canlı kalkan oluruz çocuklara dedim. Bir şeye yarasın. Ve dedim ki o konuşmamda, belki düşünüyorsunuz ki benim bu hayatta kaybedecek çok şeyim var. Çok sevdiğim çocuklarım var. Çok sevdiğim eşim var, annem var. İyi bir mesleğim var vesaire. Kaybedecek çok şeyim var. İşte dedim, tam da benim gibi birilerinin oraya gitmesi gerekiyor zaten. O zaman bu etkili olacak. Yani bizim şu sahip olduğumuz, değil mi? Etki alanı bir şeye hizmet etsin. Yoksa biz niye varız? Niye varız ki? Yani tamam, insanlar çok güzel işte hobilerini paylaşabilir, bilmem ne yapabilir ya da süs seviyor olabilirler. Ama bir şeyi, herhangi bir mecrayı, herhangi bir aracı ya şeytani düzen için kullanırsın ya da rahmani düzen için kullanırsın. Neye hizmet ettiği önemlidir attığın adımın. Doğru. Neye yarıyor? Senin ağzından çıkan kelam neye yarıyor? Senin şöhretin ne işe yarıyor? Senin bütüne katkın ne? Yani sadece poz vermek olmamalı. Çünkü herhangi bir meslek değil mesela benim iş kolum. Bana bu etki alanı verildiyse, bu mesleği icra ediyor olmak bana böyle bir alan oluşturduysa, benim bunu iyilik için kullanmam lazım. İyi bir, hayırlı bir amaç için. Salih amel işleyenlerden olmak lazım. İnşallah. İnşallah. Ben sizin çok böyle konuşurken aslında gözleriniz doluyor. Çok etkilendiğinizi, evet, ve çok aslında orada olduğunuzu, kalbinizdeki Gazze'yi hiç kimseye işgal ettirmediğinizi gördüm. Tabii ki öyle. Bir taraftan da aslında bu sadece oyunculuk camiası için değil ama şaşırdığımız bir durum da var. Dediğim gibi ilk defa vurmuyor yani. Baba bizi neden öldürüyorlar diyen bir Muhammed Durra var. 2004. Fevzi El Cüneydi var. İşte tarihte birçok intifadalar var. Bunları biliyoruz ama burada aslında ben şahsım adına söyleyeyim. Mesela işte kendi narizane mesleğimiz açısından gazeteciysek işte ya da yazarsak şöyle bir şey gördüm. Bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi? Neden? Tamam. Eğer oradaki vahşeti yaşayan insanları acıtmamak adına susabilirsin mesela. Niye böyle burada bir orada işte ama önce onlar gerçekleştirdi gibi. Şimdi tarihimize baktığımız zaman zaten önce kim vurdu? Bunu sormak lazım. Yani bu herhalde insanın varoluşuna kadar gider. Şöyle bir durum var. Yani ne kadar, bu kadar olur dediğimiz anda işte o kadar öldükleri, değil mi? Şaşkınlık içerisindeyiz. Yani insanlar lime lime zerrelerine kadar şu anda ölüyorlar. Yani bir oyuncak bebek bile o şekilde parçalanamaz. Ama bakıyoruz kendi aramızda. Şöyle bir şey var. Herkes çok soğukkanlı. Yani Gazze bizim meselemiz değil ki. Ya da işte ama işte yani yapmasalardı. Zaten onlar yaşamıyorlardı ki. Yani bizim
Kudüs hep gündemimiz zaten. Orada bir Mescid-i Aksa'mız var, kıblemiz var. Bu anlamda şeyi anlayamıyorum. Bu şekilde konuşacaksan o bakteri saçan ağzını bir kapat mı demek lazım değil bilmiyorum. Değil mi, insan ne kadar değil sert mi? Şeyler söylemek istiyor. Çok sert şeyler evet. Söylemek istiyorum. Evet. Bana birkaç tane şöyle yorum geldi. Bunun iyiliğin ve kötülüğün savaşı olduğunu, aslında hepimizin şu dönemde bir cihat içinde olduğunu ve bunu kendimce nasıl algıladığımı, nasıl yorumladığımı aktarmaya çalışırken bazı insanlar şöyle tepkiler verdiler. Çok meraklıysan sen evet, git. Bir de bu var değil mi? Ben zaten gitmeye çalıştım. Evet, hepimizin orada olmayı istemesi gerekiyor zaten vicdanı. Hani ne yapabiliriz? Gidip bir yaralıya sargı mı saracaksın? İlaç mı taşıyacaksın bir yerden bir yere? Bir bebeği mi besleyeceksin, doyuracaksın? Ne işe yarıyorsak orada olmak istiyoruz vicdanlı insanlar. O kadar tuhaf ön yargılar var ki, beton gibi bir algı kapanıklığı. Şey zannettiler bunu, savaş çığırtkanlığı. Ondan sonra şov yapıyorsun. Ya çok kirlenmiş zihinler. Çok yazık. Hakikaten yazık. Çok yazık. Ya, bu kadar küçük düşünebilmek. Bu kadar sınırlı düşünebilmek. Bu kadar klişe ve kötü düşünebilmek çok acıklı bir şey. Hastalık gibi bir şey. Kalplerinde hastalık var. Kesinlikle. Allah şifa versin diyorum. Allah şifa versin. Ne güzel söylediniz. Şimdi bir taraftan işin boykot meselesi var. Boykotun tarihi. Türkiye'de belki de ilk boykot. İşte Bosna'nın ilhakından sonra aslında işte boykot tarihimiz aslında başlıyor ama 1800'lere varıyor. İşte bugün Hindistan'ın kuruluşu da aslında bir boykotla gerçekleşiyor. Gandhi'nin direnişiyle gerçekleşiyor falan. Hepsine baktığımız zaman aslında boykotun inanılmaz bir bireysel, sivil bir güç olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Böyle bir gücümüz çok var. Çok real bir şey. Silahsız savaş, boykot. Şimdi bu sefer de şey, işte şunu almadığın zaman ya da işte o kan burgerden yemediğin zaman ya da o köpekli kahveden içmediğin zaman ne oluyor ki? Dedikleri zaman da şunu hissediyorsun. Aslında çok büyük bir savaş olduğunu, silahsız bir savaş olduğunu bildikleri için bir direnci kırmaya çalışıyorlar. Tabii. Bu da bir algı operasyonu. Hı. Tabii hemen devreye giriyorlar. Hı. Zaten İslam'ın ilk doğuşuyla birlikte daha Peygamberimiz hayattayken buna çalışmaya başlamadılar mı? Yani herkes tarihe meraklı olmayabilir. Ama yani birazcık araştırdığınız zaman İslami kılıktaki kabalcılar ya da işte adına ne deniyorsa bugün. Müşrikler, münafıklar. Çalışmadılar mı zaten insanları dinden soğutmak için? İbadeti zorlaştırmak için. Sanki herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu din herkesi kabul etmiyor. İmajı yaratıp insanları soğutmak için. Halbuki Kur'an'da sonsuz bir sevgi, hoşgörü ve kucaklayıcılık var. Bakın, insanların okumasını bile türlü yöntemle engellediler. Hani bizde bir gelenek vardır. Tabii ki saygıdandır. Ama çok güzel kadife kılıflarda duvara asılır Kur'an-ı Kerim. Niye elimizin altında değildir her an? Niye başucumuzda değildir? Biraz araya mesafe girmiştir değil mi? Hani sanki böyle her an ellenmemesi gereken ve orada durması gereken bir şeymiş gibi. Halbuki açıp okumamız lazım her an. Her gün aklımıza geldikçe, bir şeylerin cevabını aradıkça, iyileşmek istediğimizde, kendimizi iyi hissetmek istediğimizde, her an
oku demiş. İlk emir oku, oku. Ama okumayalım diye bir süs gibi duvara asıyoruz. Ve çocukken merak ediyoruz, soruyoruz. Değil mi anneannemize, babaannemize? Bu nedir? Niye orada duruyor? İşte kitap var içinde. İşte niye orada duruyor? Açsam, okusam. Ben ilkokulda okumaya başlamıştım. Çünkü merak ettim, dayanamadım. Dedim ki okumam lazım. Ve aldım ve okumaya başladım. İşte o zaman ne kadar anlayabiliyorsam. Ama merak ettim ve aldım. Çok şükür ki ailem elimden almadı. Hani sen ona dokunamazsın aman diye tekrar duvara asmadılar. Kur'an-ı Kerim yakınınızda olsun ya. Yakınınızda olsun. Hakikaten şu işte Arap seviciliği, yok bilmem ne. Ne diyorlar bir de? Arap seviciliği geldi. Hepimizi şey maruz kaldı. Politikte bir şey söylüyorlar. Siyasal İslamcı. Siyasal İslamcılar diyorlar falan filan. Ya Kur'an böyle bir şey değil. O da bir dil yani. İslam'a direkt saldıramadıkları için. İslam orayı bir gibi bir kavramı kullanıyorlar yani. Bir çuval olarak kullanıyorlar. Bir nasıl siyasetin arkasını eklersin? Yani nereye indirgiyorsun sen onu? O öyle bir şey değil ki. Ama işte bunlar öğrenmek istemeyene, merak etmeyene de işlemiyor. Biz bunları istediğimiz kadar anlatalım, işlemiyor. Almak istemiyorsa almıyor. Mesela siz dediniz ya kendi camiamda. Hep konuştum. Benim çevrem çok iyi biliyordu. Çok iyi biliyordu. Bir sürü şey gelip bana danışırlardı. Çok iyi biliyorlardı, yıllardır. Çok iyi biliyorlardı. Ama geniş kitlelere kendimi ifade edemedim. İnsanlar bana hep bu süreçte şunu soruyorlar. Biz niye sizin bu kadar donanımlı olduğunu daha önceden bilmedik. Biz sizi nasıl keşfedemedik? Diyorum ki çok şükür ki kavuştuk. Belki de diyorum mesleğim hakkında bazı ön yargılar vardı. Kendimi her zaman ifade ettim halbuki. En eski röportajlarıma baksanız yine ben aynı cümleleri kuruyorumdur. Yine inançtan bahsediyorumdur, sevgiden bahsediyorumdur. Ne kadar teslim olduğumdan bahsediyorumdur. Ama insanlar o zaman göremedi onu. Çünkü ön yargı dediğimiz şey, hani bir oyuncu kameralar önünde olan birisinin manevi bir yönü olamazmış gibi. Ama manevi yönünü, ulaşamadı yerine o zaman. Manevi yönünü de beyan ettiği zaman aslında bu anlamda biraz önce programın başında söylediğiniz mahalle baskısı üzerinden, kendi üzerindeki baskı hisseden birçok oyuncuyla da ben program yaptım. Yani onlar da bu şeyden bahsediyorlar. Yani kendi düşüncelerini, düşünce değil, değer, hı-hı, inançlarını ortaya koyduğunda bir baskıya maruz kaldıklarını, dışlandıklarını söyleyen. Çünkü her şey politize edilmiş durumda da o yüzden. Bu da bir hastalık. Bu da bir hastalık. O kadar tuhaf şeyler geliyor ki insanların aklına. Siz samimiyetle bir şey söylediğinizde eğer gönül gözü kapalıysa sizin samimiyetinizi algılayamıyor. Çünkü algılayabilmek için kendisinin de samimi olması gerekiyor. Öyle değil. Kendine güveni yok. Hiç kimseye güveni yok. İnancını kaybetmiş. Kaybolmuş. Ve ne kadar mutsuz olduğunun ve o kadar mutsuz olduğu için bu kadar maddeye bağımlı olduğunun, bu kadar somuta, maddiyata sarıldığının farkında değil. Aslında onu o bunalımdan, o mutsuzluktan çıkaracak olan şey, gerçek mutluluğa ulaştıracak olan şey gözünün önünde ama arada bir şey var, ön yargı duvarı var. Ama pencereler kırılsa da perde kapanmıyor galiba. Bir kere açıldıktan sonra gönül gözü bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Ne güzel söylediniz. Küçük bir aramız var. Muhteşem gidiyoruz. Küçük bir ara, aradan sonra sevgili oyuncu Deniz Uğur'la Arap'ta Sorular programına devam ediyoruz. Müzik.
Arap'ta Sorular programındayız sevgili 24 TV izleyicileri. Kim var programımızda? Sevgili oyuncu Deniz Uğur'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. En son nerede kaldık dersem herhalde ayıp olmaz. Çok güzel gidiyorduk çünkü. Öyle yerlere gittim ki konuştuk, kafamda. Geldik. Çok aklımda kalan öncesinde hani maddiyat ve oyunculuk dediniz. Hani oyunculuk ve ön yargı dediniz. Sanki biz oyuncuyuz ama işte bu değerlere sahip olamıyormuşuz gibi ya da bunu beyan ettiğimizde bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Ona benzer galiba bir şey söylediniz. Bu hep var mıydı? Vardı. Ama bu kutuplaşma. Ya da siz yeni başladığınızda mesela oyunculuğa yeni başladığınız zamanlarda hep öyle miydi yani? Bu bir barikat var mıydı? Şunu söyleyebilirim. Tabii bu da acıklı bir şey ama beni genellikle biraz saf buldular hep. Saf. Hani sen bu kafayla gidersen hayatta başarılı olamazsın gibi. Hani hep sanki hesapçı ve kurnaz ve menfaatçi olmak gerekiyormuş. Başarıya giden yol buradan geçiyormuş gibi. Ben de onlara üzüldüm her zaman içten içe. Ama bunlar konuşulmuyordu. Ben ilk defa kendimi bu kadar anlaşıldığımı hissediyorum kendim. İlk defa ve çok güzel bir duyguymuş gerçekten. İnsanın kendi gibi olabilmesi ve kendini ifade edebilmesi, onu anlayan insanlarla iletişim kurabilmesi çok çok güzel bir duyguymuş. Yani Gazze konusunda, Gazze'deki bebeklerin öldürülmesi hususunda, oradaki masum insanların katledilmesi hususunda hem fikir olduğunuz, değil mi kendi? Daha önce de birçok toplumsal olayda, uluslararası olayda hep mağdurları paylaştım. Her zaman işte Doğu Türkistan için de paylaşımlar yaptım. Çünkü katliam katliamdır, acı acıdır. Bu kim nerede olursa olsun, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun. Evet, ama yani hep paylaştım ama bu kadar milyonlarca seyredilip de bu kadar ses getirmemişti. Belki hani Allah'ın ayetiyle başladığı için böyle bir tılsımlı bir mesaj mı oldu? İnsanlara daha çabuk mu algılattı o mesajı? Bilmiyorum ama orada bir mucize oldu. Allah'ın ayeti bu şey. Fetih suresinden bahsediyor. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Birkaç kişi o eleştiriyi yaptı bana. Onu anlatıyordum size, o yarım kalmıştı. O gece sabaha kadar uyuyamamıştım. Çok öfkeliydim gerçekten. Ve karşımda gerçekten o iblis varmış gibi konuşmak istedim. Neden yok? Hani sizler bu, ben ona Satan Yahu diyorum İngilizce. siz bunları yapıyorsunuz ama hani Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bak gör, bunlar size nasıl geri dönecek. Bu aslında ben çok öfkeliydim, çok uykusuzdum. Ve koltukta oturuyordum, gerçekten başımı kaldıramıyordum. Şöyle bir oturuşum var orada. Birkaç kişi şey dedi, ya yatarak da Allah'ın ayeti söylenir mi falan filan. Yatmıyordum, oturuyordum. Yorgunluktan başımı bitkin yaslamıştım ve çok da öfkeliydim o sırada. O sırada nasıl göründüğümü de düşünecek durumda değildim. Zaten kılıksızım o videoda yani. Hani ev haliyle öyle, çünkü söyleyeceğim şey, aktarmak istediğim şey önemliydi benim için. O yüzden bir yayına hazırlanır gibi özene bezene yapmadım bunu. Sadece çok kalbimden ve olduğum gibi konuştum, hissettiklerimi düşünmeden söyledim. İyi ki de söylemişim. Belki birçok insanın netleşmesine ve kendini daha güçlü hissetmesine katkısı olmuştur. İlk günlerde bir kısa bir video daha paylaşmıştım. Onu da ben Arapça henüz öğrenemedim ama istiyorum. Google Translate'ten sesli olarak çevirerek onlara moral vermek için bir mesaj yayınlamıştım. Bunların hepsi bitecek. Yalnız değilsiniz. Sizi görüyoruz, ne yaşadığınızı biliyoruz gibi. Tüylerim diken diken oldu. Sizin
programa, stüdyoya girmeden önce konuk odasında Naim Bey'di değil mi? Filistinli gazeteci. Çok güzel de bir sevgili Erkan Kol'un programındaydı. Evet, gördüm. Çok da güzel konuştu. Çok selam olsun. Burada inşallah kendisini de burada ağırlarım ama sizi çok duyguyla onunla karşılaşmamız diyorum işte eşimle birlikte kahve içiyorduk. Programın saatini bekliyorduk. Ve bizden önceki yayında görmüştüm ben kendisini televizyonda. O sırada anlamadım. Çok takip edemedim Filistinli olduğunu. Sonra odaya geldi, tanıştırdılar. Bir Filistinli olduğunu öğrendim. Sonra dışarı çıktı. Giderken sonra beni tanımış. Ama o mesajdan, o videodan. Çok, çok tekrar geri döndü. Ne kadar önemli olduğunu. Ve teşekkür etti. Çok. Gözleri dolu dolu ve benim orada yazık, çok da iyi bir makyözünüz var aslında ama yaptığı işin bayağı bir yarısı falan gitti ağlamaktan. Çünkü ya o kadar özel bir şeydi ki benim için. Çünkü onlar bunu içinde yaşıyor. Bunun içinde yaşıyor o insanlar. Biz buradan bakıp kahroluyoruz. Hı hı. Onlar bunu yaşıyor ya. Hep yaşıyorlardı. Hep yaşıyorlardı. Bütün olaylardan haberdarım. Ama bu bambaşka bir vahşet. Yani düşünebiliyor musunuz? Hastaneler yıkıldığı için. Bir tek Kuzey'de Baptist Hastanesi kaldı bu arada. İşte, sağlık sektörü çöktüğü için şehit sayısını hesaplayamıyorlar artık. Yani 13 binden sonra gitti. Gitti. Hesaplayamıyorlar. Enkazların altında kalanlar var. Yani onları toplayıp bir araya getiremiyorlar ki hangi sayı, hangi rakam. Bilmiyorum yani bu işi çok üzmek istemiyorum ama mesela benim şahsi olarak hani biraz da annelik güdüsüyle bu senin saçlarından tanıdım anne diyen bir kız çocuğu vardı. Hatta ona bir yazımda yer vermeye çalıştım ama seni saçlarından tanıdım anne derken şunu hissediyorsunuz. Yani aslında o uykunun hatta yani kim bilir belki her sabah o ondan önce uyanırdı ama çocuk onun artık bir şehadet uykusu olduğunun çok farkında. Ve sadece babası kalmış, babasına sarılmış vaziyette ve bütün çocuklar şu anda böyle orada. İşte anneler dediğim gibi acıdan acıya koşuyor. Babalar bugün bir tane video izledim. İşte cennette sana işte o bebeği alacağım diye ağlıyor. Yani çok enteresan. Bittiğimiz bambaşka böyle hani kalbimize birçok falez oluştuğu, delindiğimiz aslında yani. Çok sert. Uyuk var çok sert. Şu anda. Çok sert. Yani sonra tarifi yok. Düşünüyorum yani acaba biz miyiz yani? Az mıyız? Sonra bakıyorum işte Londra'da, işte bakıyorum Arjantin'de, bakıyorum İspanya'da. O dediğiniz ya artık değişecek. Galiba evet. Çünkü şuur değişiyor, bilinç değişiyor. Ya bu yaşananları gördükten sonra, bunlara şahitlik ettikten sonra kafanızdaki bir sürü kavramın içi boşaldı. Daha önce bildiğiniz bir sürü ezber bozuldu. Ve hayatı yeniden öğreniyorsunuz şu anda. Ya Batı dünyası bunu yaşıyor. Halkları bunu yaşıyor. Dolayısıyla tabii ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olamaz. Olamaz çünkü bu artık bunlar yaşandı. Bu geriye alınabilecek bir film değil. Ya bu iğrenç bir film olsaydı, bir kötülük filmi olsaydı sinemada izlemeye tahammül edemezdik. Ama bu gerçek. Aslında burada sinemanın gücünü de konuşmak lazım. O propagandayı de konuşmak lazım. Biz ne o gücü mi keşfettik ve keşfettik hayırlı mi amaçlar için kullanmaya da başladık. Başladık. Hı-hı. Yani hani der ya ilim Çin'de bile olsa gidip alın. Evet. Bizim onların
iyi olduğu alanlarda da ustalığımızı arttırıp kendimizi dünya sahnesinde göstermemiz gerekiyor. Her alanda bizim çok başarılı insanlarımız var. Çok başarılı insanlarımız var. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Biz burada daha zor şartlarda onlardan daha iyi işler yapabiliyoruz. Benim mesleğimle alakalı mesela ben dizilerde çok fazla oynadım. 30 yıldır. Öyle bir hale geldi ki sektörümüz en çok ithal edilen şey dizi olabilir şu anda. Bilemiyorum. Evet. Yani ve tabii ki projelerin muhteviyatıyla alakalı bir şey ama kaliteli projeler, işte o tarihi diziler, dönem işleri vesaire. Bunlar evet bizim hakkımızda bir imaj oluşturuyor dünyada ve hayranlık uyandırıyor. Amerika'dan sonra en çok dünyaya dizi satan ikinci ülkeyiz biz. Ve bence bir numara oluruz. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Düşünebiliyor musunuz? Bizim tarihi zenginliğimiz, bizim hikayemiz o kadar çeşitli ve zengin ki. Daha bizim işleyemediğimiz bir sürü konular var. Anadolu mitleri var, efsaneler var, sayısız zaferler ve fetihler var. O kadar renkli, o kadar çeşitli bir tarihimiz ve kültürümüz var ki daha biz o anlamda yolun başındayız ve dünyaya yeni duyurmaya başladık kendimizi birkaç yıldır. Ve daha da çok duyuracağız. Çok iyi başladık ve ben inanıyorum bir uçuşa geçeceğiz o anlamda. Belki de uçuyoruzdur. Şimdi, bence başladık. Başladık. İnşallah türbülansta değilizdir. İnşallah. Türbülanslar olur. Olur. Hedefinize ulaştığınız sürece sonra, sakıncası yok. Rötellerde olur. Evet, eyvallah. Şimdi boykot demişken tekrar oraya gideceğim. Çünkü bilfiil şahsi olarak da katılıyor musunuz? Mesela ne yapıyorsunuz? Boykot. İşte artık evimin alışverişlerini kendim yaparım. Her ürünün markasına bakıyorum, arkasını okuyorum. Üreticisi kim, yerli mi? Yerli değilse almıyorum. Bu kadar basit. Ya galiba şöyle bir şey var. Biz yerli olana mı yabancıyız? Onu bilmiyorum. Yani hayır, şeyden kontrol ederseniz biraz. Ya, mutlaka hayır. Şöyle, genel olarak mesela bir bakıyorsun işte bir temizlik ürünü markası yeni görüyorsun ama çok uzun zamandan beri varmış. Aslında onlar rafları da işgal etmeye başladıkları için Filistin gibi. Kesinlikle hep onlar öne çıkar. O daha alacalı bulacalıdır ve hep daha pahalıdır. Ama nedense onlar tercih edilir. İşte bunların hepsi algı. Öyle değil mi? Ve bu süreçte aslında yerel üreticimizin de ne kadar kaliteli mallar üretebildiğini görmüş olduk, keşfetmiş olduk. Belki o anlamda da bir uyanışımız oldu. Bence çok iyi oldu. Alternatifi, yerli alternatifi olmayan çok az şey var. Bunu yapabiliriz. Bir de şey konusu var. Geçenlerde onu paylaştığım için bana teşekkür ettiler. Ata tohumu. O konuda bilinçlenmek gerekiyor. Mesela işte ben bilmiyordum gerçekten bu sürece kadar. Hani hibrit tohumun GDO'lu tohumlardan farkını, işte verimliliği arttırdığını, o yüzden hani bazı koşullarda bunun kullanılması gerektiğini ama ata tohumunun da yasak olmadığını. Çünkü tarımla uğraşan insanlar bana yazdılar. Gıda ve hayvancılıkta da bizim yerli üretime dönmemiz gerekiyor. Bizim köyde bir evimiz var. Maalesef hayvancılık yapan bir kişi var köyde şu anda. Eskiden çok vardı da. Ve tarla sürenler hep yaşlılar. Çocukları, torunları hepsi şehre gitmiş ve başka işler başka işlere yöneliyorlar. Biraz toprağa dönmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Toprak çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli bir şey. Toprağa sahip çıkmamız lazım. İki kere döneceğiz. Yani. Çünkü bizim öyle bir ülkemiz var ki dört mevsim bir arada yaşanıyor. Verimli toprak. Her şeyin yetişebileceği koşul bulabilirsin sen Türkiye coğrafyasında. Öyle bir cennet yani. Bizim bunu kullanmamız gerekiyor.
%100 kullanmamız gerekiyor. İnsanların toprağa dönmesi gerekiyor. Boykot meselesi, bu meseleye geleceğim ama böyle bir iki soruyla da çok Deniz Uğur'dan uzaklaşmak istemiyorum. Ki lütfen beni bu teklifimi kabul edin. İnşallah ben bu acı gündem sonrası inşallah biter. Bitmeli Allah'ın izniyle. Zaferle tabii ki bitmeli. Tekrar bir Deniz Uğur'la bir Arap Soruları programı yapmak istiyorum ama bir şey de merak ediyorum. Hani güzel, burada aslında dertleşiyoruz. Bir kameralar yokmuş gibi bir muhabbet ediyoruz. Şimdi dediniz ya şöhret, işte dünyayı sevmek, madde. Bir taraftan aslında bu dünyayla karşılaştığımızda, değil mi, elimizi, ayağımızı, kalbimizi nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Var mı öyle yanlış tanımışım dediğiniz başka bir dünya? Yani işte bu oyunculuk dünyası ya da işte o maddenin dünyasına kapılmışlığınız, sonra nedametiniz, pişmanlığınız. Ben genel olarak materyalist felsefede yaşayan, yani bunu şey yapan insanlara puanımı çok önceden verdim. Her zaman bir kendime ait kabuğum vardı. Ve, yani güvenlik duvarınız vardı. Çünkü zedelenmek istemiyorum. Çok fazla hırsın olduğu ve çok egoların yüksek olduğu ortamlara girmişsem eğer, ki her zaman öyle ortamlar değildir. Bazen çok iyi ekiplere de denk düşersiniz ama genel olarak bu vardır. Bu ego patlaması yaşanır bizim camiada. Ben o ortamlarda kendimi hep kapatmışımdır. Çünkü benim dünyam değil o. Yani iç dünyamla onun arasında bir şey, balans bulmam gerekiyor ki işimi yapabileyim diye. İnsanları çok severim, herkesle iletişim kurarım ama yeri geldiğinde de kendimi korumaya alırım manevi kalkanlarımla. Çünkü insan yoruluyor, yıpranıyor. Frekansı bozuluyor insanın. Çok anlamak da iyi gelmiyor değil mi? Çok ama okumak. Engel olamıyorsunuz onu. Öyle mesela bazı insanlar var, bir anda anlıyor mesela. Yani öyle bir bu elektrik hani. Ama şeytanın hackleyemeyeceği hiçbir güvenlik duvarı da yok. Onu da biliyoruz. Yok. Değil evet, mi? Evet. Oradan evet. Bir yerlerden bir sızıyor. Oluyor. Bir şekilde negatife kayıyorsunuz. Bakıyorsunuz bir anda bir siniriniz bozulmuş. Niye bozuldu diye düşünüyorsunuz. Fark ediyorsunuz. Ha evet, delmiş benim kalkanımı. Öyle bir güçleri var. Zaten o yüzden gözünüz üstlerinde olsun der ya. Hani uyumayacağız. Uyumamamız gerekiyor. Ya da kaçtı. Her gün ve her an bir sırat köprüsü ve iyilikle kötülüğün savaşı her gün her an var. Bizim de aydınlıkta kalma, karanlığa düşme sınavımız var. Her an. Bu her an geçerli. Yani şimdi ben o kadar hassas bir şey ki, şimdi ben burada kibire kapılıp kendimi övmeye başlasam, ne olduğumu anlamadan tak diye tuzağa düşmüş olurum. Hiç düştünüz mü tuzağa? Önceden tabii ki düştüm. Tabii ki düştüm. Ve acısını da çok ağır çektim. Ama iyi ki her ne yaşadıysam yaşamışım ki, çünkü hamken pişmek ve sonunda yanmak gerekiyor. Evet. İyi bir noktaya taşıdığını düşünüyorum. Çünkü hayatla barışıyorum ve huzurluyum. O çok önemli bir şey. İçimde huzurluyum yani. Bir de şöyle bir şey var, yani hani mesela bir ateş düştüğünde, insanın bir yangını olduğunda, hani onu senin ateşinde yelpaze kullananlar da var. O ateşin İbrahim'i olanlar da var. Karıncası olanlar da var. O yüzden hani dost, arkadaş artık eksiltmek mi, artırmak mı? Hangi aşamaya geliyor insan yani mesela? Böyle dönemeçlerde, dönüşüm, değişim dönemlerinde, ben bunu bilinçlerde bir sıçrama dönemi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir ayıklama oluyor. Çok hayırlı bir ayıklama oluyor. Üzülmeyin. Gidenlere üzülmeyin. Gelenlere kucak açın. Güzel bir ayıklama oluyor. Her şeyde bir hayır var. Her şeyde bir hayır var kesinlikle. Burada böyle bakışlarınızdan anlıyorum. Buralara Esra'cığım girme canım benim.
Peki, şu yandan gidiyorum. Ama şey var ya, gerçekten güzel galiba yani. O mesela yalnızlık da pahalı bir şey aslında. Değil mi? Çok şükür yalnız bedelli değilim. Çok şükür yalnız değilim. Hayır, şu, ben o elemeyi hayır, çok önceden beri yaptığım için. Nitelikli olan mesela o sessizlik, yani küçük bir kız gibi ya, yani her odayı dolaşıyor sizinle. Yalnızlık da öyle bir şey aslında. Çok ciddi bir dost. Bu anlamda en nitelikli dostlardan bir tanesi. Çünkü niye yalnız? Siz seçiyorsunuz çünkü. Yalnız olduğumuzda yaratanla baş başayız. Evet. Çok özel anlar onlar. Hı hı. Özel anlar. Hiçbir zaman yalnız değiliz. Kesin. Ama hani sosyal açıdan da ben özellikle yakın çevremi çok eleye insanları, hani az insan ama öz insan tuttuğum için etrafımda, yani böyle yaşamayı tercih ettiğim için onlar kalıcıdır. Çünkü iyiler kötüler uzun zaman önce ayrıldı zaten. Allah rahmet eylesin. Manevi bir navigasyon var mı hayatınızda? Kur'an. Ötesi yok ki. Başlı başına mucize. Eğer izleyip de gerçekten okumamış olan varsa üzülüyorum kendilerine şu anda. Çünkü bunu her bireyin başkasının ağzından dinlemek değil, başkasını seslendirdiğini duymak değil, kendi okuması lazım. Yani kendine özel bir alan yaratıp, özel bir zaman yaratıp bu şansı, bu lütfu tecrübe etmesi lazım. Hayatınız değişiyor. Hayatınız değişiyor. Rüyalarınız değişiyor. Hayatınız değişiyor. Her şey şekil değiştiriyor. Her şey çok daha derin anlamlar kazanıyor. Daha önce fark edemediğiniz bir sürü mesajı alabilmeye, okuyabilmeye başlıyorsunuz. Hı hı. Her şey olumluya evrilmeye başlıyor hayatınızda. Kapalı kapılar açılıyor. Yokuşlar düzeliyor. Sizi bir yola sevk ediyor, size yol gösteriyor, rehber oluyor. Bu şansı kendi elinizden almayın. Hı hı. O kadar güzel ki. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Ne güzel değil mi? Ne güzel değil mi? Yani Allah'ın seni teselli ettiğini bilmek. Hiçbir dosta ihtiyacı yok insan. Zaten birazcık şey alabilsek, yani feyz alabilsek de birbirimize öyle davranabilsek. Çünkü yaratılanı yaratandan dolayı sevmek diye bir şey var. Hani bizim ilk görevimiz aslında sevgiyle bakmak, hı-hı, karşımızdakine. Sevgiyle bak. Bugün nedense çoğunlukla biz tam tersini yapıyoruz, değil mi? Önce iterek başlıyoruz iletişimlerimize, ilişkilerimize. İşte bu da bir hastalık. Birçok anlamda iyileşmemiz gerekiyor ya. İyileşmemiz gerekiyor. Çünkü gücümüzü oradan alacağız. Bağışıklığımız güçlenecek. Komplekslerimizden kurtulacağız. Geçmişteki, bilinçaltımızdaki negatif yüklerden, travmalarımızdan iyileşeceğiz. Kurtulacağız, özgürleşeceğiz. Ruhumuz özgürleşecek. O zaman hiçbir şeyden korkmuyor hale geleceğiz. Özgüvenimiz artacak. İnsanları sevmeye başlayacağız. Doğayı sevmeye başlayacağız. Daha çok şükretmeye başlayacağız. Ve mucizeleri fark etmeye başlayacağız. Daha ne olsun ki? Herkes bunu deneyimlemeli. Ben çocuklarım için en büyük temennim bu. Bunu çok deneyimlesinler güzel. İstiyorum. Allah bağışlasın bu arada çocuklarımız. Amin. Hepsini. Bazen böyle sayfayı çok hızlı çeviriyoruz. Tık tık tık. Sonra bir tekrar bir geri geliyoruz ya. Evet. Galiba o. Değil mi? Çok mu geri gidelim? Yok, gitmeyelim o kadar. Yani o insan dününü bile evet farklılaşıyor. Şimdi sevgili Deniz Uğur, yavaş yavaş programımızın evet biraz daha vaktimiz var. Bir taraftan Gazze'den bir, bunu söyleyince kızıyorlar bana ama söyleyeceğim.
gazeteci olarak her daim burada. Bu arada seste sıkıntı olduğu için de yanlış anlamayın. Bu bizim kalbimizde. Kalbimizde bunu çıkartmak zorunda kaldım. Hiçbir zaman çıkartmadığım kalbimden. Burada dursun şöyle kendisi. Ne kadar güzel bir sembol haline geldi değil mi? Kefiyeler değil mi? İyiliğin, insanlığın, vicdanın, empatinin, bütün iyi ve güzel şeylerin temsilcisi olan bir sembol haline geldi. İnşallah Gazze'nin boynunda bunu göreceğiz. İnşallah. Güzel şeyler göreceğiz. Bu arada eylemleri nasıl buluyorsunuz? İnsanım yani eylemler, Türkiye'deki protestoları nasıl buluyorsunuz? Sizce yeterli mi? Ve dünyadakini mutlaka takip ediyorsunuz. Filistin inisiyatifi var bu arada. O arkadaşlara da selam olsun. Çok seviyorum bu arkadaşlarımı. Çünkü inanılmaz güzel çalışıyorlar. Sevgili Tülay Gökçimen hep vardı. Hep aramızda dolaşan bir Gazze şeridiydi. Sevgili Tülay Gökçimen çok güzel organize ediyor hepimiz. Allah razı olsun. Nasıl bakıyorsunuz yani bu eylemler, işte Avrupa'daki eylemler ve Türkiye'deki eylemler, protestolar? İki düşüncem var. Bir tanesi şu yönüyle bizde dışarıdaki kadar, yani batıdaki kadar sık ve geniş çaplı yürüyüşler olmadı. Cumhurbaşkanımızın yaptığı mitingde çok büyük bir kalabalık vardı. Sonra Gazze şeridi oluşturdu insanlar. Bir iki büyük eylem oldu. Fakat dışarıdaki gibi işte haftada, her hafta sonu buluşup da aynı saatte milyonların sokağa döküldüğü, böyle süre giden eylemler görmedik. Bence bunun bir sebebi, o sokaklara dökülen insanların bir isyanı vardı kendi yöneticilerine. Çünkü yapılması gereken şeyleri yapmadıklarını ve bu akan kanı durduramadıklarını düşündükleri için, onların üzerinde baskı oluşturmak için yürüdüler. Ve işe de yarıyor. Ama bizim liderimiz zaten yapılması gerekenleri yaptı. Evet. Arada çok büyük fark var. Son derece gurur verici ve yapılması gereken yapılıyor. Hat safhada yapılıyor. Bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz kadarıyla. Biliyorum yapıldığını. Bunu da herkes gördü. Yani İngiltere'de, Amerika'da, her yerde, Avrupa'da kendi yöneticilerini en fazla protesto etmek için sokaklara döküldüler. Ve başarıyorlar da. Baskı yaratmayı başarıyorlar. Başaracaklar. Bırakmıyorlar. Ne boykotu bırakıyorlar, ne yürüyüşlerden vazgeçiyorlar. İşte insan olduğunu sevindiğin zamanlardan biri bunlara tanık olduğumuz zamanlar. Evet. İsrail Savunma Bakanı'ydı galiba. İsmini de beynimin hijyeni için çok ağzıma almayacağım isimlerden bir tanesi. Ne dedi? Dedi ki insansı insanımsı hayvanlarla savaşıyoruz dedi. Mesela. Burada biraz konuşalım mı yani insanımsı hayvanlar? Aslında kendilerini tarif ederken bir şekilde kendilerine aynı olmuş bir söz söyledi. Oradaki motivasyon galiba hani bunların bir değişik yani haklı gösterecekleri çok modifiye şeyleri var yani çok enteresan bir çıldırmışlıkları var. Orada galiba tahrif edilmiş Tevrat'tan da bir ki Tevrat'ta da tahrif ettikleri Tevrat'tan da öldürmeyeceksin diyor. Ama bir tarafta baktığın zaman da bunu oradaki masum insanlara söylüyor. Peki şunu soruyoruz. İşte seni saçından tanıdım anne diyen çocuk terörist midir? Abisini cennete uğurlayan çocuk terörist midir? 20 günlük daha kulağındaki ezan tazeyken selası verilmiş bebekler ki verilemiyor da şu anda. Çünkü gömülecek yer de yok. Bu bebekler terörist midir? Ya burada kime söylüyor bunu sizce? Sapkın bir ideolojileri var. Sapkın bir ideolojileri var. Zaten bu kadar rahatsız edici olan da bu. Sadece kendilerinin insan olduğuna inanıyorlar. Onlar ve diğerleri. Yani bunu tarif edemiyorum ben bu ırkçılıkla ya da faşizmle ya da başka bildiğimiz bir literatüründeki bir sıfatla tarif edemiyorum. Bir de şöyle bir tarihi gerçeklik var sevgili deniz. Bir taraftan değil mi soykırma
uğrayan bir halk Orta Doğu'da soykırımcıya dönüşüyor. O yüzden çok önemli o çıkış. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bizim kimseye borcumuz yok çıkışı. Bir de bizim genetik hafızamızda da, hücre hafızamızda da şöyle bir şey var. Milli şuurdan bahsedersek eğer, bizim ortak paydamız nedir tarihimizle alakalı? Milli şuurumuzu yönlendiren, şekillendiren şey nedir? Hep zaferler, fetihler, hep gurur kaynağı olaylar değil mi? Bizim milli şuurumuzu bu oluşu, işte Çanakkale Zaferi, İstanbul'un fethi, Kurtuluş Savaşı vesaire. Hep. Bizim tarihimiz bunlarla dolu. Onların toplumunda bunun yerine soykırım var. Soykırıma uğramış olmak. Onları bir arada tutan şey o. O yüzden bilinçaltlarındaki intikam duygusuyla, öfkeyle ve nefretle hareket ediyorlar. Yani siyasetleri ve icraatları böyle oluyor diye düşünüyorum. Şey gibi çok şiddetli travmalar yaşayan insanların sonradan seri katile dönüşmesi gibi. Yani psikolojik bir sosyolojik, psikolojik bir sorun var orada. Bir de dediğim gibi sapkın bir ideoloji var. Çok şeytani ama gerçek. Bunlar daha yakın zamana kadar konuşulduğunda işte komplo teorisi deyip ağzını kapatıyorlardı herkes. Komplo teorisi falan. Ne anlamda komplo teorisi? Yani oradaki şu anda yani olan. Yani işte savaş demek istemiyorum ben buna. Bu bir katliam. Katliam. Bu savaş diye bir şey yok. Savaş diye bir şey yok kesinlikle. Fakat bunun ideolojik bir savaş olduğu bence çok net. Bunun arkasındaki sapkın ideolojiyi asla asla unutmamamız lazım. Ve bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım neyin peşinden gittiklerini. Ana fikir olarak her şeyin altındaki amacı anlamamız ve bilmemiz lazım. Onun için okuyup araştırıp bilinçlenmemiz gerekiyor. Yoksa tabii ki insanlar saçma sapan sorular sorar. Bizim askerimizin orada ne işi var? Ben sana nasıl anlatayım bunu? Zaten anlatsam da anlamak istemeyeceksin ki. Çünkü çok küçük düşünüp beni bir şeyle yaftalıyorsun. Hoşuna gitmeyecek şekilde konuştuğumda. Ne anlatabilirim ki ben sana? Yaftalama derken? Etiketlemek. Neyle? Etiketle. Evet. Nasıl etiketlemek? Ne diye etiketliyor mesela? Mesela beğendiğiniz bir şeyi onayladığınızda ya da beğendiğinizi söylediğinizde ya da gurur duyduğunuzu söylediğinizde milli bir olayda sizi particilikle işte birilerine yaranmaya çalışmakla falan suçlayabiliyorlar. O kadar güdük ve sığ bir zihniyet. Fakat çok geçerli. Bir mahalle baskısı bu. Ben düşündüklerimi rahat rahat söyleyemeyecek miyim? Sevemez miyim? Beğenemez miyim? Gurur duyamaz mıyım? Neden? Mahalle baskısı o yüzden sormuştum. Yani aslında siz hep vardınız. Hep vicdani olarak da vardınız ve kendinizi seslendiriyordunuz aslında. Değil her mi? Çok sayesiniz söyledim. Çünkü. Yani biz neler yaşadık, ne dönemler yaşadık. Çok politikaya girmek istemiyorum ama sosyal bir şey olduğu için söylüyorum bunu. İstemediklerine oy verenlere hakaretler edenler, lanet edenler, keşke özleydiniz diyenler falan filan. İşte bu kalpteki hastalık bu. Depremde bunu yaşadık. Kalpteki hastalık bu. Ne yapıyoruz ya? Silkenilip kendine gelsin. Herkes insan olsun. Medeni demiyorum. Önce insan olsun. Değil mi? Karşısındakine saygı duymayı öğrensin. Çünkü galiba herkesin sınırları var yani. Herkes birbirinin sınırlarına saygı duyacak. Bu nasıl bir gözü dönmüşlük ya? Peki hiç bu söylemlerinizden, bu vicdani duruşunuzdan dolayı dışlandığınızı hissettiniz mi? Evet ama genellikle bizde göstere göstere olmaz bu tip şeyler. Mesela nasıl oluyor? Arkamdan iş çevrilir. Çeviriyorlar yani. Bilemiyorum bu kapalı kapılar ardında olur, ben bunlara tanık olamam.
kimse de gelip bana böyle böyle oldu diye biz senin arkandan iş çeviriyoruz değil mi sen? Hayır ama hissedersiniz. İşlerinizde bir durağanlık olur. Daha önce sizi arayıp soran insanlar aramamaya başlar falan. Yani hissedersiniz. Bir tür mobbingi hissedersiniz. Ama aldırır mısınız? Benim gibi hissediyorsanız aldırmazsanız. Çünkü ne önemli? Ya da bir takım şeyler kaybediyorsan aslında kayıp mı ediyorsun? Yoksa gitmesi gereken mi gidiyor? Ne güzel söylediniz ya. Çok güzel. İşte bunu okumak için de başka bir frekansta olmak lazım galiba değil mi? Yani bunu öyle yorumlamak, işte bunu öyle yorumlayabilme aşamasına gelme durumu var ya. Hani. Ama mutluluk hani orada, öyle olmuyor. Mutluluk mesela. Oraya ulaşmaya çalışmak hı. zaten. Yani teslimiyet. Teslimiyet. Ya sadece tevekkülü öğrenseler. Bakın bir kelime, bir tek kavram. Evet. Sadece tevekkülü bile öğrenseler bunun ne demek olduğunu. Derinlemesine gerçek anlamıyla öğrenseler. Bu insanların hayatını değiştirmesi için yeterli. Bir kelime. Hiç Allah mesela, selamet versin. Allah selamet versin. Evet, amin. Hiç böyle olmak istemediğiniz bir proje içerisinde oldunuz mu? Yani olmak zorunda kaldınız mı? Ya da işte sizin düşündüğünüz kalbinizle düet halinde olmayan bir takım şeyleri insiyakını görüp zorlandığınız oldu mu? Baştan girerken değil ama... ortalarda. Yani şöyle oluyor bizde. Bu da tabii sektörel bir problem aslında. Hı hı. Hani dizilerde bölüm dakikalarının çok uzun olmasından zamana karşı yarışılarak çekilmesinden kaynaklanıyor işlerin. Hı hı. Senaryolar bir süre sonra rayından çıkabiliyor. Her işte bu olmuyor. Güzel sağlam giden önceden planlanmış projelerde olmuyor. Fakat... İşte o sizin oynamayı kabul ettiğiniz karakter 3. bölümden sonra 5. bölümden sonra şey kendi oluyor, aksından sapmaya başlayabiliyor. Diyorsunuz ki bir dakika bu ne oldu şimdi? Hani benim kabul ettiğim karakter bu değildi, bu şekil değiştirdi. Ben bunu onaylamıyorum mesela. Ama o noktada yapacak bir şey olmayabiliyor. Bir de şöyle de bir sorumluluğunuz var. Her ekipte 250 kişi var bu hı-hı. iş için çalışan. Onların da sorumluluğunuzu üstünüzde taşıyorsunuz oyuncu olarak. Yani iş devam etmeli. Show must go on dedikleri. Hı-hı. İş devam etmeli. Yani hayal kırıklıkları oluyor, olmuyor değil. Hı-hı. Ama hep kendim seçerek, isteyerek çalışmışımdır işlerde. Şu anda devam eden, başlayacak olan böyle bir... Var. Takipçileriniz. Bu arada inanılmaz güzel mesajlar geliyor size. Eksik olmasınlar, sağ olsunlar. Herkese çok çok... Sizi çok seviyorlar. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok samimi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o çıkış çok önemliydi. Herkesin sustuğu anda şey söylemenin asaleti gerçekten insanın kalbine siniyor. Çok teşekkür ederim. Asaleti de bırakalım, kalbi de bırakalım ama... O bebeğin o nefessiz kalmış. O bebeğin kanlı battaniyesini zalimin böyle nefesine tıkamak gibi sözler vardı ya. Çok güzeldi. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben onu söyleyeyim. Ben onu şimdi size idrak ediyorum. Size çok teşekkür eden takipçiler de var. Onu sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Ben şimdi idrak ediyorum. Onu yaparken gerçekten bunların idrakında değildim. Kim tepki gösterdi, kim göstermedi, ne oldu? Galiba hep bunu yapmak lazım. Kalbinin sesini dinleyeceksin. O zaman doğru bir yere ulaşıyor yaptığın şey. Hı hı. Çok özür dilerim. Orayı ben kaçırdım. Özür dilerim. Yeni bir proje var mı? Var. Görüştüklerimiz var. Hı. Hep vardı dizi zaten. Mi? 30 yıldır. Dizi mi? Dizi. Hep var. 30 yıldır çalışıyorum. Hiç durmadan çalışıyorum 30 yıldır. Ve çalışmaya da devam edeceğim tabii ki bir şekilde. Hı-hı. Yani göreceğiz daha doğrusu. Garanti olan hiçbir şey yok, göreceğiz. Mahalle baskısız günler diliyorum efendim size. Hepimize, cümlemize.
Ama ilk defa uğramıyoruzdur değil mi bizim mahalle baskısına? Yok yani. İşte bu da kötü huylarımızdan biridir bizim. İlk mahalle baskısı kavramını Şerif Mardin kullanmıştı. Aslında çok doğru bir yani herkesin o psikolojik oyuğuna cuk diye oturan bir şey tabir bulmuştu yani mahalle baskısı. Halbuki dedikodunun bile bize yasaklandığını ki herkes yapıyor. Bilseler. Keşke bilseler. Dedikodu? Dedikodu. Mahalle baskısı. Keşke bilseler. Bu yasaktır ya. Ama sürekli bunu yapıyoruz değil mi? Yani genel sürekli bunu yapıyor değil mi? Kesinlikle. Hep birileri hakkında negatif bir şeyler gizli saklı konuşuluyor, ediliyor. Bu da şer. Ne kadar derin katmanları var değil mi insan olabilmenin? Evet, töz. Özü bırak töze inmek lazım. Yani. Aynen öyle. O en vitamin haline inmek lazım gerçekten. Evet. Güzel böyle biz devam edelim ya. Ben sizinle gerçekten Deniz Uğur'u sevdik. Yayından sonra devam edelim. Bütün konuklarımı çok seviyorum bu arada. Gerçekten sizinle yayın yapmak çok şeref duyuyorum. Kalbinizin önünde de eğiliyorum. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Ben mesela şöyle bir şey yazmıştım. Hani bazen böyle çiçekli bisiklet yolu vardır ya böyle. Kalbiniz öyledir ve orada başkaları en iyi insanlar pedal çevirmek isterler. Benim mesela öyle insanlar var hayatımda. Sizin var mı? Var. Çok şükür var. 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 İlk başta eşim. Çok selam olsun. Benim burada. Yoldaşım, benim desteğim, evimin direği. O benim kutup yıldızım. Çok şanslıyım, çok şükrediyorum. Geç buldum ama gerçekten hayırlısını buldum. Hayır, sizin tabirinizle öyle olması gerekiyordur. Kesinlikle, kesinlikle. Her şeyin doğru zamanı vardır. İlahi plan işler, biz bilmeyiz. Bir ismini söyleyebiliyor musunuz? Yok. Kimin? Eşinizin. Erdinç. Soy ismi ne? Gülener. Ha, Gülener. Yani oyuncu Gülener olmayacak. Herkes sanıyor. Alparslan dizisi çok seyrediliyordu. Rekorlar kırıyordu. Orada Çağrı Bey'i oynuyordu eşi. Evet. Ve çok sevilen bir karakter olmuştu. Hı-hı. Şimdi de Selahattin Eyyubi'de Selahattin Eyyubi'nin mentorunu, akılcısını Ömer Mella'yı oynuyor. O da geçen hafta yayına girdiler. Yayına girdi. İnanılmaz. Müthiş müthiş. Çok gurur verici prodüksiyonlar. Gerçekten büyük işler. Büyük işler yapılıyor yani. Hiç gittiniz mi Mescid-i Aksa'ya? Kısmet olmadı. İnşallah. İnşallah bundan sonra. Hep birlikte. İnşallah. Peki. Biz gidiyoruz efendim. Umarım sizi kırmamışızdır. Üzmemişizdir. Evet. Kimseyi kırmamışızdır inşallah. Öyle düşünüyor muyuz? Yani kırdıklarımız, üzdüklerimiz. Sonra bir de onları tutuşlamak var. Yani şey değil. Baskı hissetmek anlamında değil de kalp kırmaktan her zaman üzülürüm. Ama bir şekilde eleştirimi de dile getirmem lazım ki onun da karşımdaki insanlara faydası var. Yani çünkü dile getirmezsem onlar da kendilerindeki eksikleri, gedikleri nasıl fark edecekler? Bunu mümkün olduğunca kırmadan, kimseyi rencide etmeden yapmaya çalışıyorum. Her zaman. Peki çok kırılır mı Deniz Uğur? Kırıldığı zaman ne yapar? İçimde çok kırılganımdır. O yüzden güçlü durmaya çalışa çalışa güçlü oldum sonunda. Yani dik durmam lazım diye kendimi şartlaya öyle oldum. Çeşitli zorluk dönemlerinde kriz yönetimini iyi yapıyorum. Soğukkanlı kalabiliyorum. Olaylara dışarıdan bakabiliyorum ve yönetebiliyorum hayatı o manada. Kalbim tabii çok kırılgan. Hepimizin kalbi kırılmadı mı? Yani. Değil mi? Özellikle şu dönemde. Onların çok belki en doğru tabir odur. Çok kalbimiz kırıldı. Evet. Ama onlar da bir açıklama yaptılar ya. Biz kırgınız dediler. Biz beklemiyoruz bir yardım ama kırgınız dediler. Oradaki Filistin halkı. Evet. Şimdi
bir vurgu daha yapmamız gerekiyor sevgili Denizor. Bunu da sizden çok rica ediyorum. Yarın Dünya Çocuk Hakları Günü. Program başında söyledik ama tekrar hatırlatmak gerekirse. Bu arada Yeryüzü Çocukları Derneği'nin yarın Sultanahmet'te saat 16'da Filistinli bebekler için bir eylemi olacak. Çok güzel. Oradaki henüz onu kullanmayı maalesef o şeye erişememiş bebeklerin çıngıraklarıyla orada olacaklar. Şimdiden söyleyeyim. Hani çocuk hakları ya. Bu yüzden önemli bir gün. Yarın. Ne söylemek istersiniz son olarak? Çocuk hakları, dünya çocuk hakları da bir çocuk, anne olarak. Çocuk en önemli şey. Çocuk çünkü istikbal. Çocuk Allah'ın emaneti. Çocuk kutsal. Her anne için evlatları kutsal. Bence bütün çocuklar kutsal. Allah'ın hediyeleri onlar bize ve emanetleri. Ve bu dünyayı onlar teslim alacaklar. Onları biz şekillendirmek demeyeyim de yollarını ne kadar açabilirsek, ne kadar güvende tutabilirsek onları, o kadar sağlıklı bir gelecekleri olacak. Dünyanın hayrına olan bu. Yani onların bize değil, bizim onlara borcumuz var. Çok saygı duyarım ben çocuklara, bebeklere, naif varlıklara. Ama kırdılar işte. Bilmiyorum. Bu süreçte belki o konulara girmeyeceğim ama kendi çocuklarımla alakalı da bir hukuki mücadelenin içinde olduğum için Allah çocukları sağ olun, çocukları güvende tutmak, çocukların güvende olmasını sağlamak ve dünyanın farklı farklı yerlerinde, farklı farklı kültürlerde yaşayan çocukların da eşit şanslara, eşit haklara, eşit yaşam standartlarına sahip olduğunu görebilmek benim en büyük hayalim. Hepimizin de en büyük hayali olmalı. Yani bu uğurda yapılan her çalışma, gösterilen her çaba, girilen her mücadele İnanılmaz kıymetli benim gözümde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size. İnşallah bir yayın daha yapmak istiyorum sizinle. Şimdiden sözünü alıyorum arkadaşlar. İnşallah. Sizin için. İnşallah mutlu bir vesileyle olur. Çok önemliydi. Çok küçük bir şey okuyacağım. Senin saçlarından tanıdığım anne. O kız çocuğu için bir yazı almıştım. Çünkü yarın da çocuk, hatta bugün çocuk hakları günüymüş ya dünya. Ama ben o kızın çok küçük bir yazıdan bir pasaj okuyacağım. Hatırlarsınız sevgili 24 TV izleyicileri, programımızın son dakikalarındayız ama ben bu yazıdan okumak istiyorum. Çünkü o kız gerçekten içimizdeki bütün ırmakları kuruttu, o sözleri. O yüzden onu anarak ve ona teselli umarak ve ona dua ederek bu yazıyı okumak istiyorum. Merhametinden kana kana içtiğim cennet ırmağım kurudu. Gül ağacımı taşlayıp bıraktınız. Ekmeğimi bölen ellerini ellerimle gömdürdünüz bana. Kalbimin bayrağı yarıya indi. En son yıkayıp astığı örtüsü hiç kurumayacak. Çünkü ben ona sarılıp ağlayacağım. Ben okuldan eve değil anneme dönerdim. O Allah'a döndü. Biliyorum. Sepetimizi alıp portakal bahçelerine yürüdüğümüz günler, Mescid-i Aksa'nın kapısından hüzünlü dönüşlerimiz, annemin alnında bir secdelik gurbet, hepsi bitti. Annemi saçından tanıdım. Bebekken ellerimi gezdirdiğim o cennet ipeği saçları hala yaşıyordu. O benim saçlarımı örerken özgürlük marşımızı mırıldanır, gül reçeli sesini yanağıma sürerdi. Şimdi son kez ben örsem saçlarını, seni cennetteki bahçemize uğurlasam anne. Sevdiğin kuşları koyup o sepetin içine Nil'e versem. Musa'nın hüzünlü göğünde iki kanat çırpsalar, gagalarında senin beyaz örtünü kucaklasa rüzgar, şehadetin dalgalansa. Bana kalan sesini azar azar dinlesem. Hiç bitmesin diye. Biliyorum. Beni ve kardeşimi eve çağırdığın akşamlar da bitti. Sen hep bizden önce uyanırdın. Şimdi bizden önce uyudun. Çünkü bu şehadet uykusuydu. Biliyorum.
Biliyorum odalarda terliğinin sesi bitti. Mutfağımızda kapkacağın sesi. Sabah ezanıyla açtığın pencerenin sesi. Aksağının avlusundan kovulmuş kuşların hüzünlü sesi. Hepsi bitti. Bitti üzerimizi örttüğün geceler. Bitti Filistin'e dua isteyen gözlerin. Bitti kardeşimin seccadesine Aksa'yı işlerken anneannemden çocukluğumu dinleyişin. Benden zalimlere direnmemi istedin. Topraklarımızı çaldıklarında o topraklar bizim diyebiliyordum. Şimdi sensizlik Aksa'sız Kudüs gibi. Şimdi kalbim Mescid-i Aksa'da secdeye gidemeyen alınlar gibi kederli. Seni saçlarından tanıdım anne. Cennette uzayacak saçlarından tanıdım. Allah da seni şehadetinden tanısın anne. Allah da seni şehadetinden tanısın. Evet, ben bu yazıyı o küçük kıza armağan ediyorum. Ve o küçük kızın gölgesinde kalmayan, onun yanında olan Gazeli bebeklere, çocuklara, çıngırağını eline almadan, kulağındaki ezan sesi henüz taze elini yitirmeden selası verilen bebeklere armağan ediyorum. Yarın çocuk hakları günü. Bizim için artık Gazze bir açık hava hapishanesi değil. Orası artık bir yetimhane. Bu yüzden biz Araf'ta sorularda değil, o bebeklerin, o çocukların, o kucağındaki ölü serçeleri göğe kaldırıp Allah'a dua eden annelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Deniz Uğur'a çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadığı için çok teşekkür ediyorum. Gazze'nin, oradaki bebeklerin kalbiyle orada olduğu için şeref duyarak bu programı gerçekleştirdim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak, bir şey olmazsa, tekrar bu sözlerle Allah izin verirse burada olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.